Sen böyle eski görünüğüne bakma. Bu battaniye hakiki sıcacık tutar. Çarşafın. Yastık kılıfı. Bu mandolin kimin? Annemin. Eskiden çalardı. Artık çalmıyor mu? O senin gerçekten annen mi? Annem sayılır. Sayılır değil. Yani annem. 10 yaşından beri annem o benim. Gerçek annene ne oldu? Beni doğururken ölmüş. Babam bana bakamamış. Annemin de çocuğu olmuyormuş. Babam doktor babamın hastanesinde çalışıyormuş. Doktor babam onu bize ver demiş. Babam da vermiş. Çok üzüldüm. Yok, annemi çok severim ben. Üstümde çok hakkı var. Beni o büyüttü. Hem beni çok sever. Bana bir şey olsun istemez. Bir keresinde ilkokula giderken çocuklar taş atmışlardı. Benim kafam yarılmıştı. Beni kanlar içinde kucağına aldı. Doktor babama götürdü. Öyle bir ağlıyordu ki hiç unutamam. İşte bu mandolini çalardı bana. Bazen canım sıkılırdı. Kar kapıyı almış. Dışarı çıkmak yok. Oyun yok. Ağlayacak gibi olurdum. Hadi müstesna, mandolinçilik oynayalım der. Nasıl mandolinçilik? Yani çocuğum ya, beni kandırıyor. Mandolin çalardı. Bir bakardım saatler geçmiyor. Moda şarkıları çalardı mandolinle. Gerçek babanı görmedin mi o zamandan beri? Görmedim. Görüp de ne yapayım? Benim gerçek annem babam var da ne oluyor sanki? Üvey annen çok mu kötü? Çok kötü diyemem. Ama onun da çocukları var. Beni ayırıyor onlardan. Gözü kör olsun, vicdansız. Ne yapacaksın? Onların da kendi kurulu düzenleri var. Bir gün fazla kaldın mı rahatsız oluyorlar. Hemen anlıyorum. Üvey ananın çocukları eski kocasından mı? Biri eski kocasından, biri babamdan. Annenin yanında niye kalmıyorsun? Annemin evde oturduğu mu var? Hep gezer, hep gezer. Üvey baban annen gidince seni şey mi ediyor? Yani rahatsız mı ediyor? Yok canım. Öyle bir şey yok. Ama biliyorum. Anneme hep kızın gitsin, babasıyla otursun diyor. Ah, alçak vicdansız. Kuş kadar kız. Evin içinde dolaysa ayak sesleri duyuyoruz. Ne istiyorsun? Sana ne zarar var? Boşuna mı yurtta kalmak istedin? Aman! Boş ver be anacığım. Biz burada biraz daha konuşursak ağlayacağız. He. Battaniye, çarşaf, kılıf kirası var. Kira mı? He. Battaniye için ayda 10.000, çarşafla kılıf için 5.000 lira vereceksin. Şimdi mi? Herhalde. Ya biri çay yapsa da içsek. Biz içtik yerlerde. Aman, ilk 40 yılın başında bir çay döktük. Bir daha için. Kalk da demle o zaman. Ben dün gece hastanede nöbetçiydim. Yorgunum. Demek bir ameliyat yapsam bir hafta öyle yatacaksın Yasemin. Sen de yani. Bedriyeciğim. Ha. Sen yapar mısın? Ay, aklıma geldi. Benim de yürüyüş çalışmam lazım. Tamam tamam, yaparız. Sadece suyunu koyarım ama. Biriniz demlesin. Yasemin nöbet tutmuş. Cihan çayı demlemiş.
Bilge de servisi yapmış. Pınar da hani bana hani bana demiş. Niye sen hani bana hani bana diyormuşsun? Sen servisi yapacaksın. Aman be yaparız. Ne olmuş? Ama halının üstüne değil. Ben annemin sağ koluyum. Bana sormadan, danışmadan hayatta iş yapmaz. Kızım şunu şöyle yapalım ne dersin? Bunu böyle yapalım ne dersin? Aklım yatarsa ben peki derim. Baktım aklım yatmıyor. Olur mu anne derim. Yani böyle şey olur mu? Bu yurt benden sorulur. Benden gizli kuş uçamaz. Senin de bir derdin, bir sıkıntın olursa doğru bana gel. Hiç çekinme. Biz burada bir aile gibiyiz. Göreceksin bak. Peki. Bak, paraya falan ihtiyacın olursa hiç çekinme. Doğru bana gel. Ben bulur buluştururum. Tamam mı? Tamam mı güzelim? Kimseyle takışmayacaksın. Hiç lüzum yok. Bana gel yeter. Tamam abla. Bana müstesna diyebilirsin. Bütün kızlar öyle der. Ne de olsa akran sayılırız. Değil mi? Koltuk kesecek misin? Hayır, düşük kollu yapacağım. O zaman dört parmak daha ör. Yakayı nasıl yapacaksın? Vallahi bilmiyorum, nasıl yapayım? Yarım balıkçı yap istersen, güzel olur. Sen örer misin? Aa, hepsini öremem ama gösteririm. Sonra sen devam edersin. Alacağın olsun Bilge. Ne oldu yine? Benim kazama yardım etmemiştin. Koskoca bir kolu ben ördüm, ben ankör. Delirdin mi kız? Müstesna şimdi gelir. Gelsin, ne olacak? Teybini alsın da gör, bak ne oluyor. Çalışmam lazım ama. Ben çayın suyunu koydum. Kura çekin, biriniz demlesin. Sen yokken çektik. Sen çıktın. Demleyiniz lütfen. Ya. Ya. Doğru mutfağa. Görürsünüz siz. Şu an deponun anahtarlarını anneme vereyim. Niye getirmedin diye şimdi çan çan konuşur. Yaşlı, idare etmek lazım. Ben de geleyim mi? Yok yok, sen yukarı çık. Bak, bir daha söylüyorum. Sakın kimseyle takışma. Hepsi çok iyi kızlardır. Beni ilgilendirmez. Bak yine başladı. Biz burada bir aile sayılırız. İyi geçinmeliyiz. Benim ailem yok. Kimseyi de istemem. Peki ya beni? Sen başka. Ay canım canım. Söz ver bakayım. Onlarla iyi geçineceksin. Söz ver. Bir deneyelim bakalım. Ay. Hatırın için. Canım canım. Anneciğim. Merve'ye bir battaniye, bir çarşaf, bir de yastık kılıfı verdim. Sen ne yiyorsun bakayım yine? Bir şey yemiyorum. Aa, koskoca müdüre yalan söylüyor. Çikolata yiyorsun değil mi? Anne, doktor sana kaç kere söyledi çikolata yasak, çekirdek yasak, yumurta yasak diye. Git başımdan, sana ne? Ne demek sana ne anneciğim, ne demek? Ver bakayım o çikolataları bana. Hı? Çikolata mukolata yok. Bu ne bu ha? Aa, nereden girmiş? Vallahi haberim yoktu. Anne, bu çikolata insanın karaciğerlerine dokunur. Bence bir şey dokar sonra. Gazetede okudum. Bir parçacık da bana ver hadi. Allah sana. Sen git yatağını düzelt Merveciğim. Ne oldu anneciğim? Niye çağırdın beni? Kızlar ne yapıyorlar yukarıda? Hiç, öyle oturuyorlar. Şu yeni gelen kızı mı yazıyorsun anne? Biraz ukala değil mi anne? Bana da öyle geldi. Salçayı ver. Tuzu ver. Acı biberi ver. Al.
Şimdi fasulyeleri ver. Neşter ver, bistiri ver. Hadi kıyma yandı, çabuk. Haşlanmışları. Anlat bakalım. İtalya nasıldı? Her zaman olduğu gibi. İnanılmaz. Bulaşıkları yıkadın mı? Yıkadım. Kızartma ağır geldi. Kısacası hayat. Bu adam kim şimdi? Kızın nişanlısı. Tutkulu oldu. Hangi kızı? Caroline. Saydıklarımın hepsi. Caroline hangisi? Şu sarışın olan mı? O Stefani. Erik'in karısı o. Elizabeth Rick'le mi öpüşmüştü? Hay anne. Doğru dürüst seyretsene şunu. Elizabeth'in öpüştüğü Rick değil. Erik. Ama sana da bir şey sorulmaz zaten. Eyvah. Eyvah Thorne şimdi Margot'u yakalayacak. Kız kaç. Kız kaçsana. Niye kaçıyor? Thorne Margot'u öldürmek istiyor. Thorne kim? Mehmet amcanın kayınbiraderi. Anacığım sorup durmasana. Susup seyresen anlayacaksın. İyi ki bir şey sorduk. Demek niyetin bu ha? Evet, bence çok komik olurdu. Düşünsene. Düşünüyorum ve hiç hoşuma gitmiyor. Bu kız kim? Caroline mi? Anne sen seyretme istersen. Ben seyredeyim sana anlatırım. Olur mu öyle şey canım? Her şeyi soruyorsun nasıl olsa. Niye bakıp da gözlerini yoruyorsun? Annem kuru fasulyeyi bir pişirir ama. Biliyoruz, biliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nde annenden iyi yemek yapan yok. Kurt gibi acıktım. Şu fasulyenin bir tadına bakayım. Tencereden yenmez. Öğrenemediniz mi? Ama çok güzel olmuş. Eline sağlık. Yetiştin mi maça? Sayenizde yedek oturdum bu maç. Bah bah bah. Sonuç? 3-0 galibiz. Sen oynamadın ya ondan. Bırak şu voleybolu kızı. Dalga geçmeyin ya. Caroline Rich'le mi evlenmek istiyor? Evet. Thorne niye kovalıyor Margot'u? Anlattım ya anneciğim adam deli. Ha. İşleri yoluna koyduk. Ay. Bana kompensan getirsene midem ekşidi. Yut yut kompensanları beşer beşer. Ne yesem dokunuyor ne yapayım? Dedim ama sana akşam akşam kızartmaya mı ağır gelir diye. Üstüne de portakal. İyi akşamlar Yusuf abi. İyi akşamlar. Nasılsın? Sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim. Elma yer miyiz? Yemeyiz. Anne bir şey yemeden duramaz mısın sen? Bir elmacık canım yarı yarıya paylaşırız. İstemem sağ ol. Bak sen ye portakalları, elmaları. Sonra midem ekşidi diye söylene dur. Aman. Kim arıyor derse ne diyeyim? Ne bileyim. At bir şeyler işte. Buyurun efendim. Alo, iyi akşamlar. Müstesna Hanım'la görüşebilir miyim? Kim arıyor efendim? Ben Merve'nin annesiyim. Benimle görüşebilirsiniz hanımefendi. Kızım onunla görüşmemi söyledi de. Peki. Müstesna gel, Merve'nin annesi seni istiyormuş. Allah Allah. Merve'nin annesi ne diyecek ki bana? Tanımam etmem. Nereden bileyim ben ne diyeceğini? Buyurun. Müstesna, ben Pınar. Yusuf abi seninle konuşmak istiyor. Ben Merve'nin annesiyim dedim. Sakın bozma. Hadi. Ah. Alo. İyi akşamlar. Esma nasılsın? Ne yapıyorsun? Sağ olun. Siz nasılsınız? Ne var ne yok? Çok iyi. Çok iyi. Hiç merak etmeyin. Yerine yerleşti. Gayet memnun. Niye böyle konuşuyor? Anlamadın mı Yusuf abi? Merve'nin annesiyiz diye aradık ya. Ha, tamam. Esma, bana bak. Esma değil efendim. Merve yanlış söylemiş. Benim adım Müstesna. Müstesna. Bırak şimdi. Yarın 11'de bizim durakta bekliyorum seni. Tamam mı? Tabii hanımefendi. Hiç merak etmeyin. Mutlaka gelir. Kim gelir? Merve, hafta sonu gelecek mi diye soruyor annesi. Ben de mutlaka gelir diyorum. Tabii gelir efendim. Hiç ihmal eder mi? Tamam hanımefendiciğim. Kendisine söyle.
Kime söylüyorsun ya? Sana, sana. Müdüreye çaktırmıyor durumu. Anlasana sen de ya. Anladım. Bana bak. Efendim? Şey diyecektim. Ne diyecektiniz? Seni çok özledim. Geleceksin değil mi? Ne diyecekmiş? Merve karnı sıkı doyursun diyecekmiş. Siz hiç merak etmeyin. Ben ona göz kulak olurum. Kaba kulak mı oluyorsun? Aman dikkat et Esma. Bir de hastalık çıkartma başımıza. Kaba kulak olmuyorum efendim. Merve'ye göz kulak oluyorum. Ayrıca adım müstesna. Müstesna. Yarın 11'de. Anlaştık mı? Anlaştık. Yani anlaşıldı. Bir durum olursa size haber veririz. İyi akşamlar. Öptüm canım. Ben de. Hadi iyi akşamlar Yusuf abi. Çok geç kaldım. Vallahi müdüre beni yurda almayacak. Kusura bakma Pınar. Geç bıraktım seni. Sağ olasın. Esma'ya selam söyle olur mu? Şimdi konuştun ya. Söyleseydin ya kendi selamını. Doğru dedin ya. Neyse. Hadi. Okula geç kalırsan filan beni ara. Ben bırakırım seni, tamam mı? Sağ ol Yusuf abi. Hadi hoşça kal. Hı hı. Ay ne tuhaf kadın be. Geldi işte kızın yurda. Bütün kızlar gibi kalıyor. Memnun. Ay ne arıyorsun? Hadi aradın. Benimle ne konuşuyorsun? Bu yurdun bir müdürü, bir amiri var. Sana elma getireyim mi anne? İstemez. Ayva? Demin olmaz dedim. Bir arabada laf söyledi. Sevdalı mısın desin? Ben yiyeyim o zaman. Demin verdim istemedin. Canım şimdi istedi ki. Niye seninle konuşmak istemiş Merve'nin annesi? Anacığım ben ne bileyim, ona sor. Senle samimi konuşamaz diye herhalde. Niye? Ben yiyecek miydim onu? Ay ne bileyim anne. Ay kıyafetini güzel. Saat 8:30 geçmiş. Kapıyı kilitlemeyi unutmuşuz. Koş bak bakalım kim bu geç kalan. Aman gece de 7 dakika geçmiş. 10 saat değil ya, değil mi? Çabuk çıkacak şimdi yukarı. Dur. Bir tanesi de söylemez ki bu geç kaldı diye. Domuz gibi tutarlar birbirlerini. Kapıyı iki kere kilitle. Tamam. Neredesin? Neredesin sen? Yusuf abi kestiyor mu? Gülsün kör olmasın. Ne biçim yalan attın öyle anneme? Nereden bileyim? Merve'nin annesi nereden geldi aklına? 40 yıl düşünsem aklıma gelmez. Ne bileyim be ya? Zaten geç kalmışım. Yusuf abi kesti yolumu. Salak. Bu saate kadar neredeymiş o? Avcılara müşteri götürmüş. Küt kaba küt. Anlamıyor ki bir türlü. Ben numara yapıyorum anneme. Ne diyorsun diyor gene. Bir de tutturmuş Esma diye. Yarın buluşuyor musunuz? Bak sakın kimseye söyleme. Vallahi öldürürüm seni. Söylemem hadi. Kimmiş o geç kalan? Müstesna, nereye kayboldun gene? Kimmiş geç kalan? Yakalayamadım, yukarı çıktı. Yakalayamazsın tabii, gönülsüz gidersen. Neredesiniz hanımefendi? Aman be ya, Yusuf abi kesti yolumu. İlle müstesnayı ara diye tutturdu. Müt yakalamadı mı? Müt idare etti. Ay ölüyorum açlıktan. Bugün yemek sırası sendeydi. Biliyorum, affedersin. Seni Allah affetsin, bana ne? Afiyet olsun kızlar. Fasulyeyi bitirme, bir tabak daha yiyeceğim. Boşandı Semer'ini ye be. İstanbullular fasulyeye pek rağbet etmiyor galiba. Fasulye severim ama kıymalısına değil. Nesi varmış kıymalısının? Kendileri aynı zamanda vejeteryandır. Biri periz yapar, öbürü et yemez. Arka bahçeye havuç ekelim bari. Sizinkiniz...
Dünyaya bir daha gelirseniz tavşan olarak gelin, rahat edersiniz. Nasıl? Sana söylediğim gibi sinir değil mi? Ben gelemem öyle şeye, kırarım bir tarafını. Ne disiplin kaldı ne otorite, hep senin yüzünden. Aa, ben ne yapıyorum anne, aşk olsun. Çok yüz veriyorsun, çok şımarıyorlar. Çok seviyorum hepsini ama anne. Ne kadar iyi kızlar, öyle değil mi? Çıkar, çıkart tepene bakalım. Yukarı çıkmaya hiç halim yok. Sen çık da bir sayı ver bakalım hepsini. Gelmeyen var mı? Olur. Bak oyalanma yukarıda. Hemen aşağı in. Bekliyorum ha. Tamam, tamam anneciğim. Evet müdür hanım. Müstesnayı aşağı gönderin çabuk. Tamam. Otursun saatlerce konuşsun. Sırf çene. Müstesna. Müdür hanım seni çağırıyor. Çabuk aşağı gelsin dedi. Aman, duramaz ki. Bensiz 10 dakika oturamaz. Al. Müstesna, çabuk çık yukarı, tamam mı? Falım yarım kaldı bak, bekliyorum. Birazdan gelirim. Siz piştiye hazırlanın. İkimiz ortağız. Ne piştisi ya? Bir günde konken oynayalım. Saydın mı? Saydım. Gelmeyen var mı? Yok. Hepsi tamam mı? Tamam anne. O adam kim? Hangi adam? Filmdeki. Ali'yi seyrettirdin mi ki soruyorsun? Vallahi aldı parayı kaçtı bu. Şimdi gelir. Gelmez. Aldı ya parayı, tamam. Ben bakayım. Aman bırak, elleme, bozacaksın. Aman sana da hiç yaranılmıyor. Allah aşkına git çağır şunu. Aa, kalkamam şimdi. Ne olur hadi. Gelmezsen bir de Yusuf'u anlatırım de. O zaman gelir. Müdür hanım niye geldin derse ne diyeceğim ben şimdi? Merve'nin annesiyim dersin. Aha. Allah ne oluyor? Aman yok bir şey anne. Kızlardan birinin bir derdi var herhalde. Kapıyı tıklattılar. Ben bakarım şimdi. Böyle olur olmaz saatlerde kapı çalınır mı canım? Uyuyan var, oturan var, yangın varmış gibi. Neredesin sen? Kaç saattir seni bekliyoruz? Ya sus! Avuk daha yeni uyumuştu. Ne bileyim ya? Kim o gelen? Benim müdür hanım. Ne oldu yine? Hiç müdür hanım. Buzdolabından yoğurdumuzu alacaktık. Hala yemediniz mi akşam yemeğinizi? Yedik de ayran, canımız ayran istedi. Saat kaç, hiç baktın mı? Ne hakkın var beni rahatsız etmeye? Ver yoğurdunu, buraya gel çabuk. Ben de öyle yapacaktım zaten anneciğim. Bu yaptığın büyük saygısızlık Pınar. Özür dilerim müdür hanım. Yoğurdun dolapta mı? Ne yoğurdu ya? Yusuf'u geçtin sen de. Çabuk çık yukarı. Vallahi arayanın Yusuf olduğunu söylerim müdüre. Bir söyle de bak ne oluyor. Müdür. Tamam, tamam. Uyusun geliyorum. Ne korkuyorsun ki? Zaten biliyor. Nereden biliyormuş? Biliyor işte. Söyle de kurtul. Ben söyleyeyim. Her şeyin bir zamanı var. Bak bekliyoruz. Bekliyoruz. Biz de gelmek istiyoruz. Ama onu uyutamıyoruz. Verdin mi? Verdim. Yine mi yiyorsun anne? Bu çekirdekler nereden çıktı? Senin gözün de benim yediğimde içtiğimde zaten. Olsun. Ben senin iyiliğin için söylemiştim. Karışmıyorum artık.
kızlar. Pişti oynuyoruz. Blöflü. Toplayın masayı. Ay Müz. Amma da geç oldu. Çıktı gene çeneyi. Bir dakika oturmaz şurada. Bunu atacak. Bilgeciğim geliyor pişti. İster misin ben de pişti yapayım? Çok güzel olur bilgeciğim. Bu işler sırayla. Hey pişti. Bize de bu yakışır. Pişti gibi oyun var mı anacığım? Kolay zevk. Sen gel de bir boş zamanda konker öğretelim sana. Bak bir daha pişti oynuyor musun? Öyle alengirli oyunları benim kafam almaz. Aslına bakarsanız bize kağıt oynamak yakışmaz. Boş zamanlarımızı kitap okuyarak değerlendirmek bence en iyisi. Ne oluyor söyle be? Şurada oturmuşuz keyifli keyifli oyun oynuyoruz. Amma da nazlandınız ha. Ne var bunda? Su koymayın. Bakarsınız annemin yukarı çıkacağı tutar. Vallahi tadımız kaçar bizim ha. Değil mi anneciğim?